gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar artık o kadar yalnız değil. Öyle ki yakında geceleri gördüğümüz şey yıldızlardan daha çok uydular olabilir. Sebebi ise SpaceX başta olmak üzere uzay şirketlerinin uydu projeleri. Elon Musk 2019'dan bu yana neredeyse her hafta uzaya uydu gönderdi. Bu ay gönderilen 22 uyduyla SpaceX'in uydu sayısı 5000'in üzerine çıktı. Bu tüm aktif uyduların %50'sinden fazlasını oluşturuyor. SpaceX'in ulaşmayı planladığı rakamsa 42.000 aktif uydu. Önümüzdeki yıllarda sadece Çin uzaya 19.000 uydu göndermeyi planlıyor. 10 yıl önce yalnızca 1000 kadar çalışır durumda uydu vardı. Şu an yörüngedeki toplam uydu sayısı 8.000'e yakın. Bazı tahminler 2030 yılına kadar 100.000'den fazla uydunun gezegenimizin yörüngesine yerleşebileceğini gösteriyor. Diğer şirketlerin uydu kümesi kurma planları da devreye girerse teorik olarak 400.000'den fazla uydu yörüngede konuşlanabilir. Bu artışın iki sebebi var. İlki roket şirketlerinin sayısının hızla artışı. İkincisi ise yapımı ucuz olan modüler uyduların icadı. Bu uydular iletişim, navigasyon, dünya görüntüleme ve uzay çalışmaları için kullanılıyor. 8.000 uydu gece gökyüzünün görünümünü hali hazırda değiştirdi. Bu rakama ölü uydular ve diğer uzay çöpleri dahil değil. Uzayda 12.000 izlenebilir enkaz parçası dolaşıyor. Tüm bunlar uzay kaza risklerini artırırken gelecekteki uzay projelerini tehlikeye atıyor. Örneğin 2021'de bir uzay çöpü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun robotik koluna ciddi zarar verdi. Uzay istasyonu ve SpaceX'in uyduları kazaları önlemek için defalarca manevra yapmak zorunda kaldı. Uzay haricinde doğrudan dünyayı ilgilendiren riskler de söz konusu. Starlink, savaş bölgelerinde veya doğal afetlerin vurduğu yerlerde internet erişimini sağlamanın genellikle tek yolu. ABD Savunma Bakanlığı dahi Starlink'in müşterisi. Ukrayna'nın savaş alanı kararları iletişim için Starlink'in kullanılıp kullanılmayacağına bağlıydı. Elon Musk, Starlink'i bir müşteri veya ülke için kapatmaya ya da hizmetin topladığı hassas bilgileri kullanmaya karar verebilecek tek kişi. Üzerindeki denetim ve düzenleme ise oldukça sınırlı. Musk'ın bu gücü hem kişiler hem de ülkeler için alarm zillerini çaldırıyor.